Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Çok teşekkürler. Kurumumuz öncelikle hoş geldiniz. Keşanımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. İbrahim Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz bizlere? Tamam. 10 Kasım 1982 Keşan'da doğdum. İlk ve orta öğretimi Keşan'da tamamladım. Bunun akabinde lise hayatımı Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde okudum. Ki bölgedeki tek çekirdekten öğretmen yetiştiren kurumdur benim gözümde. Akabinde ondan sonra Trakya Üniversitesi Fizik Bölümünü bitirdim. Tezli ve tezsiz yüksek lisanslarımı da orada yaptım. Eğitiminiz çok geniş çaplı olmuş. Evet, biraz bitmeyen bir süreç benim için. Hep böyle bakıyorum. Yani mümkün mertebede zaman ayırdığım bilimler içerisinde doktorama da devam etmek istiyorum ayrıca. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? Şu an 11. sene başlayacağım. 11 senedir özel sektöre hizmet ürettim. Bölgede Edirne'de ve Keşan'da da birçok kurumda da bulundum. 2 yıldır da burada temel lisede müdür olarak görev yapmaktayım. Peki burada fen bilimleri temel lisesi olarak sizleri tercih eden öğrencilerinize, velilerinize sunmuş olduğunuz hizmetlerinizden bahseder misiniz? Yani fen bilimleri temel lisesi neler yapmakta? Şu anda bizim bir sloganımız var. Öncelikle hedefimiz şu: yaşam yaratıcılarını yaratmak, yaşamı şekillendirebilmek, bunlarla ilgili lider öğrenciler yetiştirmek. Bütün hedefimiz bu. Tabii bunun akabinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağımlı, cumhuriyetimize bağımlı öğrenciler yetiştirmek. Bütün derdimiz bu. Bununla birlikte diğer kurumlardan farkımız dediğimizde Türkiye'deki ikinci özel kurumuz biz, küçüklük bakımından. 91 mevcuda sahibiz. Kurumumuzda sınıflarımız 13'er kişilik olarak hesaplanmış durumda. Yani 14. öğrenci biz içeriye koyamıyoruz. Bu nasıl bir artı sağlıyor size? Öğrenciyle birebir ilgilenme noktasında her türlü onun bütün ihtiyaçlarına dokunabiliyorsunuz. Evet. Bununla birlikte 50 yıllık bir geçmişimiz var bizim. Fen bilimleri kurumları olarak. İlk kurulumuz Kartal'da açıldı. Sonrasında Kırklareli'de. Evet, 50 yıllık bir geçmişe sahibiz eğitim sektöründe. Bununla birlikte şu anda 15 öğretmen, 30 öğrencili biz bu yıla başladık. Yılın sonunda büyük ihtimalle 90 mevcuda ulaşacağımızı hedefliyoruz. İnşallah diyoruz. Peki İnşallah. İbrahim Bey, sektörünüzde yalnız değilsiniz. Birçok rakibiniz bulunmakta. Evet. Sizleri diğer firmalardan ayıran özelliklerinizi öğrenebilir miyiz? Şimdi, burada dediğim gibi öğrenciyle her noktasında birebir ilgilenmek. Bu bir kere sayıyla ilgili çok önemli bir durum. Çünkü benim burada neredeyse öğrenci sayısı kadar öğretmenim var. Evet. Grupları böldüğümde onlara hitap edecek öğrenci sayısıyla öğretmen sayısını oranladığınızda çok küçük rakamlar çıkıyor karşınıza. Evet. Yani biz bire düşürmeye çalışıyoruz burada. Yani bir öğretmen bir öğrenci şeklinde. Şimdi bizim genel merkezimiz İstanbul. Burada öğrencilerimizi sınava soktuğumuzda bütün fen bilimleri kurumları olarak hepsinin sonuçları bir arada açıklanıyor. Ve öğrenci burada Türkiye'de kendinin nerede olduğunu görmüş oluyor. Sonuç olarak biliyorsunuz. Yerleştirmeler, LYS yerleştirmeleri. Türkiye'deki profilinizi yerleştireceksiniz. Oradaki sıralamayla yerleştiriyorsunuz. Evet. Yani %80-85 oranında aynı sonuçları biz elde ettik. Keşan olarak. Keşan olarak. Ve burada da geçen sene 17 öğrencim vardı benim. 17 öğrencimin sadece 3 tanesi tercih yapmadı. Fakat tercih yapacak puana sahipti. Bütün öğrencilerim ben üniversiteli yaptım. Ne kadar güzel. İlk yılında böyle bir sonuca ulaştık. Aslında çok güzel bir oran diye düşünüyoruz bizler İbrahim Bey. Peki bizler Fen Bilimleri Temel Lisesi'ne ilerleyen süreç ve dönemlerde nerelerde göreceğiz? Şimdi bizim büyük bir hedefimiz var, büyük bir hayalimiz var. Biz dönüşürken burada sadece bina için dönüşümü de gerçekleştirdik dershanelik sektöründen geçerek. Fakat bizim büyük bir hayalimiz Keşan'ımıza büyük bir kurum kazandırabilmek. Ortaokul, ilkokul ve lise şeklinde binamızı oraya taşımak ve bundan sonraki hedefimiz de büyümek. İnşallah diyoruz. İnşallah. Peki son olarak buradan sizi izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi bizim hep bir sloganımız vardı burada, hep bunu da gerçekleştirdik de herhangi bir sonuç için değil, en iyi sonuç için fen bilimlerini seçin diyorum ben. Geçen sene bunun sonuçlarını aldık. Evet. Bu öğretmen kadrosuna çok güveniyoruz. Bütün Keşanlıları da kuruma davet ediyorum. Peki, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Nice bol, kazançlı ve sağlıklı günler dileriz. Çok teşekkürler.